Hemen bir telefonumuz daha var. Alo, hoş geldin Zeynimiz'e. Buyurun. İsmini buyurun vermek istemeyen bir hanımefendi herhalde. Buyurun. Alo. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi buyurun günler canım. İsmim Yıldız. İsmim vermekte bir sakınca görmüyorum. Buyurun Yıldız Hanım. İnce Hanım'ın anlattıkları bana yaşadıklarımla ilgili çok tanıdık geldi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Sözlü ve fiziksel taciz yaşadım. 27 sene sonra eşimi bıraktım. Ama anlatınca unutkanlık, iş yapmama hali, şu anda çok rahatım. Oğlumla yaşıyorum. Bir kızım var evli, oğlumla yaşıyorum. Huzurunuz var mı? Tabii ki, tabii ki, tabii ki Songül Hanım. Huzurum var ama böyle zaman oluyor ki hiçbir şey yokken içimde bir karamsarlık, bir ruh halimin bir kötü olması. Elim ayağım tutmuyor, sanki o gün hastayım. Bunlar ama ne yapabilirim bu konuda? Bakın, Yıldız Hanım, İnci Hanım konuşuyor şimdi sizle. Yıldız Hanım. Evet. 27 sene önemli bir zaman dilimi. Çok. Ve sizin evet 27 yıl içinde kimini unuttuğunuz, kimini zaman zaman hatırladığınız, kimini de hiç hatırlamak istemediğiniz olumsuzluklarınız nedeniyle bugün huzurlusunuz ama o yaşanmışlıklar var ya, geçmişteki yaşanmışlıklar. Evet. Sizi bir anlamda artık yaralamış diyeyim, halk dilinde yaralamış. Ve o evet yaralar ara ara gördüğünüz bir filmde, bir sahnesinde, bir konuşmada, bir şarkıda, yolda giderken gördüğünüz bir çiftte bir şekilde canlandığında siz farkında olmadan kendiliğinizden bu karamsarlığı yaşamanız mümkündür. Ama aşmanız da mümkün şöyle ki. Bakın Yıldız Hanım, sizden bir tane var bu hayatta. Bir tane. İkincisi yok. Ve siz Allah ne kadar nasip ettiyse o ömrünüzü her andan bir çiçeğe bakarken, bir kitap okurken, televizyonda neşeli bir şarkı izlerken her şeyden bir olumluluk çıkartarak rahatlıkla aşabilirsiniz. Bunun için de 6 ay gibi kısa bir süreye ihtiyacınız var. Yeter ki o karamsarlığa düştüğünüz an o ortamı terk edin. Yani salondaysanız mutfağa gidin. Hemen gidin bir limonata yapın kendinize. Oyalanın, bir şarkı söyleyin o sırada. Ortamı değiştirin. Ben zaten kişi olarak çok karamsar değilim. Kızım hep bana der, anne çok pozitifsin. Ben senin kadar pozitif olamam der. Hayatım böyle. Onunla bakmaya çalışırım. Maşallah. Yapı olarak da demin anlattığınız bayanla da çok tez canlıyım. Yaşadıklarım olduğu için bazı şeyleri kaldıramıyorum. Yıldız Hanım, çok böyle şiddet falan mı gördünüz? Yani çok ciddi bir şey mi yaşadınız? Şiddet gördüm tabii ki. Sözlü ve fiziksel şiddet gördüm. Gördüm tabii ki. Ben ve çocuklarım da gördüm. Şu an eski eşinizle görüşüyor musunuz? Şu an eski eşimle görüşmüyorum. Çok yakın semtlerde olmamıza rağmen görüşmüyoruz. Anladım. Görüşmüyoruz derken şöyle anlatayım ben. Benim onunla ilgili bir problemim yok. Ben onu kafamda bitirmişim. Sadece görürsem benim için bir komşu. Ama o ben boşadığım için onu bana kırgın diye tahmin ediyorum. Bakın, boşadığınız için kırgın değil. Sizi artık ezemiyor. Sizi artık ezerek kendini tatmin edemiyor. Çünkü fiziksel... Evet, fiziksel şiddet dediğiniz noktada benim için olay bitiyor zaten. Yani çünkü fiziksel şiddete her ne olursa olsun karşıyız ve karşı olmalıyız. Onun olduğu noktada nerede kalmış? Bağırmak diyorum, bakın. Bağırmak bile olumsuzdur. O yüzden siz madem ki fiziksel şiddete maruz kalmışsınız, tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Kurtulmuşsunuz, gününüzü yaşayın, hayatınızı yaşayın. Bakın, tabii bunu hiç unutmayın. Peki, bir psikoloji altında bir kırgındır diyor ya, üzüntüsü var mı? Yok, zannetmiyorum. Sence... Üzüntüsü Yıldız Hanım, siz yalnız kaldı diye eşiniz, üzülüyor musunuz? Zaman zaman üzülüyorum. Bak, çocuklarıma bana, vicdan. Bana sor. Vicdan. Şimdi o yalnız kaldı. Onun yemeğini kim hayır, yapacak? Hayır, hayır, hayır. Onun yemeğini kim temizleyecek? Bu bana bu kadar yaptı ama bu kendine bakamaz. Şunu sorayım. Eğer o varsa sizde de bir sıkıntı var demektir. Yani aman o aç kaldı, aman yemeğe yapılsın falan diye mi üzülüyorsunuz? Aç kaldı anlamında üzülmüyorum. O konularda yapar. Hani yalnız bir Allah korusun bir hastalansa, düşse kapısını açan olmaz diye düşünüyorum. Ha, bu insani vicdandır yalnız. Bakın, bunun aşkla alakası kız yok. Kız var da.
İnsani vicdan. Türk'üm kadınım ya. Görüyor musun? Kurban olurum ama size ya. Şey kadıncağız o kadar sıkıntı çek. Boşamış bir de kendi diyor ki gene bir... Peki bir şey söyleyeceğim. Bugün hastalansa hakikaten ciddi bir hastalığı olsa gidip bakar mısın? Bence sen bakarım. Evine de alırsın ha. Bakarım. Bakarım. Ben... bakın bu şunu gösteriyor. Hanımefendinin yetişme tarzı, evet. Terbiyesi ve görgüsü sebebiyle biz bugün millet olarak da zaten sokakta herhangi bir kişinin suç işlediğini görüyoruz. Dayak yiyor ondan sonra acıyoruz. Şu, tabii acıma huyunuzdan ötürü siz bunu söylüyorsunuz ama bunun aşkla falan alakası yok. Bunun sevgiyle alakası yok. Sadece yetişme tarzınızdan kaynaklanan vicdanınızla alakası var. Bu vicdan da insanlığını gösteriyor. Bir yerden sonra ya evlada dönüyor sanki. Hani tabii. Evlenmedim ki eşimle. Ben görücü usulü evlendim. Aşkla evlenmedim. Ama aşkım ama çocuklarınız olmuş. 27 sene geçmiş. O artık aşka dönüşmüş. Olmuş yani ilerlemiş. Gerçekten sevdim ve hala diyorum. Ben eşime kızamıyorum. Eski eşime kızamıyorum. Acı. Sen hala seviyor musun Yıldız? Bak, Yıldızcığım. Seviyorum evet gerçekten. Bugün tekrar... Ya Yıldız bunu... Allah aşkına yalvarıyorum. Önümüzdeki hafta çarşamba gel. Ben şu eşini de alayım şuraya. Seni de alayım. Şu böyle bir incini karşısına bir oturtturayım sizi bakayım. Ne oluyor? Gelmez ki oraya. Gelse gelirim. Gelmez ya oraya. Sen gelmek iste ben eşini inşallah ikna edeyim. Şöyle Yıldız'ı incinin karşısında ben de olmayayım. Şöyle bir terapi yapın biz de izleyelim şuradan. Yemin Yıldız'cığım sana ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere görücü usulü evlenmişsin ve zannediyorum hayatında gördüğün adam olarak tanıdığın tek adam. Anlatabildim mi? Adam olarak tanıdığın tek adam. Cümleye dikkat edelim. Ben bir şey söyleyeyim lafınızı kesmek olmazsa eşimle evlenmeden önce ama benim babamla da kendi babamla da problemlerim vardı. Babanla problemlerin ayrı bir konu onu daha sonra hayır, konuşuruz. Şöyle, bak, ama şöyle bir şey babam derdi ki ya sen nasıl bir kızsın hiç kimseye yüz vermiyorsun kimseye beğenmiyorsun hep böyle... Kibirli bakıyorsun, büyük burunlu davranıyorsun. Bir sebepten dolayı da bu olaya babam itti beni. Ay, babanla tartışma sonrası veya babanla anlaşmazlık sonrası verilmiş bir karar ama daha sonra sevmişsin. Yalnız... Tabii ki. Ha. Babam sonra yanlışla anladığı zaman benim nişanı atmamı istedi ama babam da yapı olarak huysuz bir insandı. Yıldız'ım üstünden 27 sene geçmiş çoluk çocuk olmuş sen nişandasın. Yıldız da. Şunu söylüyor kurban Songül olayım. Diyor ki ama şey ben var, hep barış, huysuz bak, erkeklerle beraber bak, oldum. Boşamış ama aklı onda. Boşamış kırgın ama seviyor. Çünkü Yıldız... 27 sene çocuklar var alışmış bir de ona üzülüyor evlat gibi olmuş kim bakar ona kim yedirir kim içirir. Oğlun kızın var galiba değil mi? 29 yaşında kızım var. 2 yıldır evli. 24 yaşında da oğlum var. Ya peki gidecek. Oğlunla alakalı bir şey soracağım sana. Oğlun kız arkadaşına veya nişanlısına her kimse senin kocanın veya babanın sana davrandığı gibi mi davranıyor? Öyle davranmıyor ve davranmadığını biliyorum. Öyle davranırsa ben ona hakkımı helal etmeyeceğim. Ya söyledim. Bu lazım bana. Benim yaşadıklarımı sen yaşatma dedim. Şöyle de diyorum. İleride bir gün gelinim olursa ben yaşadıklarımı gelinime yaşatmayacağım. Bravo tam tersini. Seni tebrik ediyorum Yıldız'cığım. Yani ediyorum. Seviyorsun ama ben o sevginin altını konuşmalarından anladığım kadarıyla aslında huysuz bir baba gördüğün örnek huysuz. Biz bunu alkol düşkünü babaların kızlarında da görüyoruz. Ya ince olur yok mu? Yok bu işin oluru yok. Bu işin oluru şu. Sizin işinizin oluru şu. Bakın kendi hayatınızı kendinizi bugüne kadar hiç yapmadığınız kadar sadece kendinizi mutlu edecek şekilde yaşamaya bakın. Peki, en büyük ödül bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani bu karar hanımefendinin Yıldız'ın. Dedi ki ben kendim için yaşamak istemiyorum. Ya ben kocam yok tat almıyorum. Ne demek kendim için yaşamak istemiyorum? Kişiye göre değişir ya. Ben değişmez. Ben şimdi kahve içiyorum, kitap okuyorum, dışarı çıkıyorum, arkadaşım yok, mutluyum. Ama öbür hanım yani hayatında eşinde olmasını istiyor. Bakan efendim devamlı evet diyor. Yani eşinin o psikolojik olarak benim eşim burada duruyor. Eğer çıkarım bunu derse, gelirim. Eğer bunu derse ve eşi 27 yılın içinde ona fiziksel şiddet uygulamış bir eş için bunu diyorsa o zaman problem Yıldız Hanım'dadır zaten. Bir ya insan bir insan dayak yediği insanı istemez. İşte babamla anlaşamıyorum dediğinde ben aslında onu anladım. Yani o zamandan bir şey yani ikisi Yıldız'cığım sen barışmak ister misin? Ben vallahi burada öyle bir niyetim yok. Var varsa bak ama... söyleyeyim sana numarasını alın bunlar seni yakamaz Barış.
Bak söylüyorum. Yok yok yok. Aha, Songül şeyi. Niyetim yok, sadece şunlara özlem duyuyorum. Anlayışı bir eş gördüğüm zaman niye benimki böyle değildi bak diyorum. Sevgi dolan bir insanı gördüğüm zaman ya ben niye bunu yaşamadım? Benim diğer bir bayandan, ne bileyim, bir Ayşe'den, Fatma'dan ne eksikliğim? Peki bak, hiç mi? Cevabını vereyim mi sana ben bunun? Çok samimi olarak. Cevabını vereyim mi? Tabii ki. Genelde çoğu genç kızımızın yaptığı hatayı sen de şu konuda yaptın. Huysuz bir baba vardı ve evliliği o sırada sana düzgün görünen, biraz olsun dışarıda düzgün görünen bir kişiyi gerçek anlamda tanımadan bir aile kurmaya geçtin. Evet. Şimdi bak, bunun dışında senin kadınlığın, güzelliğin, becerin hiçbir konuda eksiğin yok. Girdiğin vitrin yanlış, mağaza yanlış. Ama bir soralım, hani iyi bir şeyler de yapmıştır abi belki. Hani bir romantiklik, bir hediyeler, bir güzel bakmalar. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. İnanın hatırlamıyorum. Ama sen çok ayıp, sen hep kötüleri hatırlıyorsun. Ben genel siliyorum. Sen gene bir şey hatırlıyorsun. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani hiç ben iyi bir şey olmadı. Ben şu meslek hayatımda ama şunu görmedim. Senin dediğini görmedim ben. Neyi? Onun için düştüm böyle. Bir şey söylesem. Yani adam evdekini dövecek, hayır, sözel şiddet uygulayacak ve romantik olacak. Böyle hayır, bir erkek yok. Hayır. Şimdi o dayak bölümünde haklıyız. Normalde bunu hiç konuşuyor ama hanımefendi diyor ya, aklım tabii ki onda. Tabii ki seviyorum. Oradan yürüyorum. Yoksa tabii ki bu konuyu hiç konuşmamamız bile gerekirdi. Ama şu anda başka bir boyutta. Aslında ablanın aklında kocası var. Öyle algılamadık mı? Hayır yok. Kız demi seviyorum demedin mi? Seviyorum ayrı bir mesele. Songül zorla seni sevdirecek. Songül zorla seni tekrar bir araya getirecek. Songül tekrar bir araya gelin istiyor. Ben istemiyorum. Şu anlamda seviyor. Ben ona kızamıyorum. Çocuklarımın babası olduğu için hani ya, bir arkadaşıma kızıyorsam, kırılıyorsam ona kırılamıyorum. Tabii. Yanlış. Kaç yaşındayız Yıldız? 53 yaşındayım ben. Tamam. Eşim de 63 yaşında. Tamam. 10 yaş var aramızda. Tamam. Ama toplumun içinde hep beni aşağılardı. Yani sen çay yapmayı mı biliyorsun mesela? Diğer kadıcım çayımı bak, çok bir şey söyleyeyim, bu kadar şey boşuna konuşuyor. Şunu söylemem benim için yeterli yani. Yanmıyorsun iş yapmadan. Toplum içinde aşağılamak. Ve ben senlerce çalışmış bir bayanım. Yıldız, yaşanmamışlıkların çok fazla güzellik anlamında. Evet. Ama önümüzdeki bir gün bile kar bizim. Bir gün bile kar. O bir güne sığdırılacak o kadar çok şey var ki. Ve bunu özgürce, şiddete maruz kalmadan, aşağılanmadan, ezilmeden. Çünkü bunu hiç kimsenin kimseye yaşatma hakkı evet, yok. Gönlünce yaşamanı öneriyorum ben sana. Ve tekrar ettiğim gibi bunu yaşamamanın nedeni geçmişte verdiğin o mağazaya girerken girme konusunda verdiğin yanlış karar sadece. Seninle hiçbir alakası yok. Evlendiğin kişi de seni ezerek, seni aşağılayarak, sana fiziksel şiddet uygulayarak kendi değersizliğini örtmeye çalışmış. Aslında o hasta. Anlatabildim mi? Ama sen onun hemşiresi değilsin. Hele hele dayak atacağı, sıkıntılarını atacağı bir stres topu falan değilsin ya. Yani. Stres topu değilsin. Yani... Evet, konu başka bir yerde aslında sizin artık bu saatten sonra bir saat bile değil bir yeni bir hayata adım atmanız gerekiyor mutlu olmanız için. Yani onu düşüneyim, çocukları da büyütmüşsünüz artık kendiniz için bir sürü şeyler var, turlar var, onlar var, kitap okuyun, gezin, tozun, ne yapılabiliyorsa onu yapın, kendiniz için yapın. Şimdi ben çok ufak şeylerle mutlu olan bir kişiyim. Bana arkadaşım bir çay kaşığı alıyorsa ben onunla çok mutlu olurum. Beni sevmiş, değer vermiş olan. Ne güzel. Bizim burada öyle Aslı var, Aslı da öyle. Aynı sizin gibi ufacık bir hediye alın. Oo, dünyalar uçuyor. Bu şu karakteri aynen gösteriyor. Yani ben azla da yetinebilirim. Benim bu dünyadaki tek derdim mutluluk. Birbirimizi mutlu edelim. Birbirimizle iyi anlaşalım. Benim parayla pulla onunla bununla işim yok diyorsunuz. Bu da sizin çok gerçek. Çok şükür. Ben sizi tebrik ediyorum. Sizi de bir önceki telefonu da. Bakın çok güzel değerlendirdiniz. Kafanızdaki sorulara da cevap buldunuz. Bundan sonraki hayatınız inşallah gönlünüze göre güzellikle geçsin. İnşallah Yıldız Hanım, öpüyoruz sizi. Allah'a emanet olun.